Her hafta 5 lira zam, 5 lira zam, 5 lira zam. Nereye kadar bilmiyorum. Otobüse zam, bilete zam, taksiye zam. Türkiye'yi terk edip Avrupa'da yaşayasım var. 9 Eylül Üniversitesi'nde Türk Dili Edebiyatı okudum. Üniversiteyi kazandım. Türk dilini çok güzel konuşuyorum. Türklerden daha iyi konuşuyorum. Burada çiğdem satıyorum. Lütfen biraz daha yardımcı olalım ya. Biz Türk insanımıza. Merhabalar efendim. Ben Güneş Akkaya. Güneş Akkaya TV sunucusuyum efendim. Bugün İzmir Alsancak'tayız efendim. Göztepe'ye doğru bir yol alacağız bakalım. Bugün vatandaşlarımızın görüşlerini alacağız. Neler söyleyecekler. Bu videoyu şu anda çekimimiz son 2022'nin bitmesine son 2 gün arkadaşlar. Siz bu videoyu izlerken 2023 olmuş olacak efendim. Umarım bu videomuzu beğenirsiniz. Beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Hatta bildirimi açarsanız beni mutlu edersiniz. Merhabalar, hayırlı işler. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyisiniz. Bizler de iyiyiz efendim. Merhaba. İsminiz nedir efendim? Rahmi. Rahmi. Nasıl işleriniz? Güzel mi? Allah çok şükür berbat. Allah çok şükür berbat. Peki fiyatlar nasıl sizce? Zamlar belimizi bayağı büktü. Hatta bu sektörü bile bırakmayı düşünüyorum yani. Çiğdem satmayı düşünmüyorum. Her hafta 5 lira zam, 5 lira zam, 5 lira zam. Nereye kadar bilmiyorum. Peki ne olur sizce? Bunu kısabilir miyiz? Ne olur sizce efendim? Valla bugünlerimiz iyi. Bir de yılbaşından sonra askeri ücrete zam geldi. Tamam eyvallah. Ama başladı şimdi otobüse zam, bilete zam, taksiye zam, indi bindi 28 lira dedi 40 lira oldu. Nasıl yapacağız şimdi böyle? Şimdi daha dur bakalım yani. Ben mesela 45 lira alıyordum poşetini. Şimdi 125 liraya alıyorum. Otomatikman bunu buraya yansıtıyorum. İnsanlar da diyor ki bu kadar mı? Abi ne yapayım yani? Zam 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 zam. Nereye kadar? Kalkabiliyor musunuz alttan bu zamların efendim? Allah'ın izniyle sigara paramızı çıkartıyoruz. Yemek paramız çıkıyor. Zaten Allah bin bereket versin. Başka türlü yok yani. Sağ ol ablam benim. Başka da yok. İsteğimiz yok yani. Sizce düzelir mi? Yakın önümüzde bir seçimler var. Seçimlerde ne olur? Seçimlerden sonra sizce ne olur? Bence bugünlerimiz iyi günler diyorum ya. Seçimlerde bakalım bir. Ya tamam gene Tayyip Erdoğan başkanımız da. O düşüp başka biri gelirse daha mı beter olur, daha mı iyi olur bilmiyorum yani. Tereddütteyim. Hiç düşünemiyorum ya. Buradan kaç yani Türkiye'yi terk edip Avrupa'da yaşayasım var. Oraya gidesim var. Yaşanmaz yani bu şehirde artık. Yani burada bu Türkiye'de yaşanmaz artık gerçekten. Neden? Abi gözünü seveyim ya. Nasıl yaşayacağım? Ekmek olmuş 5 lira. Su içiyorum 5 lira. Onu alıyorum 4 lira. Ya hadi benim çoluğum çocuğum yok. Tek başıma yaşıyorum. Gene de yetişemiyorum. Tek başıma. Bekar olduğum halde yetişemiyorum. 4 çocuklu 5 çocuklu aile. Bunlar ne yapacak? Gözünü seveyim. Onlar ne yapacak? Her biri bir ekmek yese 5 ekmek. Hadi bunun daha şeyi yok ha. Ekmek sadece. 5 liradan yapsan 5 ekmek 25 lira yapıyor. Bu adamlar hiç yumurta mı kırmayacak? Domates sıkıntılı diyor, sıkıntılı diyorsun. Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda hükümetteler. Peki hükümet değişirse düzelme şansı var mı sizce? Evet. Bence düzelir diyorsun. Bence çünkü belimizi büktüler artık yani. Saraylarda, hamlarda, hamamlarda yaşıyorlar. Biz depoda kalıyorum. Deponun kirasını zor veriyorum. Depoda kalıyorsunuz. Oranın bile kirasını zor veriyorsunuz yani. Peki hükümet değiştikten sonra ne kadar bir süreç alır sizce bunu bu düzelmesi? Nedir düşünceniz? Abi indirim yapsınlar. Bu zamları mamları bir çeksinler. Bir şeyler yapsınlar. Bir yoluna koysunlar yani abi ya. Valla şuraya bak. Koskoca Konak Belediyesi'ni yıktılar. Ya bak şimdi oradan rant uyguluyorlar. Bak orayı kaymakamlığı yıktılar. Oradan rant alıyorlar. Paralar oralara gidiyor. Ya bir telsiz ücreti parası ne kadar geldi sana Mahmut abi telsiz ücreti parası? Buyur. Mahmut abisi ne kadar? Buyur. Telsiz ücreti bu ne ücreti bu? KDV'si, ADV'si, zartı zurtu falan. Yani büktüler bilimiz artık. Gerçekten. Buraya geldi yani dayanamıyorum. Diyorsun ki ben Avrupa'ya giderim. Gideceğim yani. Gitmeyi de düşünüyorum. Gitmek istiyorum yani. Peki gidebilir misin? Allah çok şükür izinde. Pasaportum var, vizem var. Giderim. Gideyim orada yaşayayım bari abi ya. Bir tane şey. Suudi Arabistan'a gitsen Suudi Arabistan'da
Adam bilmem kaç milyon dolar maaş alıyor. İnşaatta çalışan adam. Orada bir sene çalışsam buraya geldim mi? Burada ben de bir tane villa milli alırım kendime ya. Yazık mazık alırım yani. Alır mısın? Alırım vallahi alırım ya. Bir tane de Mercedes. Hava atarım bari hiç olmasın. Şuraya düştüğümüz bana 9 Eylül Üniversitesi'nde Türk Dili Edebiyatı okudum. Üniversiteyi kazandım. Türk dilini çok güzel konuşuyorum. Türklerden daha iyi konuşuyorum. Burada çiğdem satıyorum. Peki sen Türk değil misin? Habeşistan. Türklerden iyi konuşuyorum dedin ya onun için sordum efendim. Elhamdülillah Türk'üm, Müslümanım da Habeşistanlıyım. Afro Türklerindenim yani. Evet. Afro Türklerindenim. Dışarıdan gelmelerden. Evet. Ama çiğdem satıyorum. Nasıl olacak? Ya ama olsun, bu da sizin mesleğiniz. Yani önemli olan iyi bir kazanç yakalasınız. Elhamdülillah çok şükür diyorum ya. Sigara paramız çıksın, yemek paramız çıksın. Yeter. Fazlasında gözümüz yok yani. Yok yani. Yok. Ama diyorsun Avrupa'ya gideceğim. Gideceğim. Geleceğim. Villa villa, araba araba. Öyle bir bizim de isteğimiz yani, böyle görüyorum böyle. Yani. Peki son sözlerini alayım. Son sözlerini alayım. Neler söylemek istersin efendim? Lütfen biraz daha yardımcı olalım ya. Biz Türk insanımıza yardımcı olalım yani. Lütfen yapmayın bu kadar falan yani. Gerçekten olmuyor yani. Şimdi Suriye'den gelmiş adamlar bizden de çok cebinde para var. Ukrayna'dan gelmiş, Kazakistan'dan gelmiş bizden daha çok cebinde para var. Onlara yardım yapıyorsun. Türk vatandaşımıza niye yardım yapmıyorsun? Onlara erzak niye vermiyorsun? Maaş niye bağlamıyorsun? Neden yani? Sen dışarıdaki insanlara tamam eyvallah, baş tacısın, dışarıdaki insanları koruyorsun, kolluyorsun, getiriyorsun buraya ama onların cebine para koyuyorsun. Ya onları bırak, önce kendi vatandaşına bir bak. Kaç tane aç insan var sokaklarda yatan burada. Biz birbirimize destek çıkıyoruz. Devlet değil, biz birbirimize destek çıkıyoruz. Bir gariban gördün mü burada? Ben çıkartıyorum hani cebimde varsa 5 liraysa 10 lirasını, 10 liraysa 5 lirasını ona veriyorum. Abi diyorum yemek yersin. Devlet bakmıyor. Suriyeli geliyor. Karşımda oturuyor, nargile içiyor. Çoluk çocuğuna piknik yapıyor burada, yeşil alanda içiyor. Kolo 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 kolo. Benim vatandaşım, benim halkım, benim kimler? Biz birbirimize destek çıkıyoruz. Yapmayın gözünü seveyim ya. Yapmayın ya lütfen. Biraz bizi de düşünün. Biz de Türk vatandaşıyız. Türkleri de düşünün biraz ya lütfen. Son sözler bunlar mıdır efendim? Allah yardımcımız olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar eğer bu videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir efendim. Hepinizi kocaman seviyorum. Bay bay. Hoşçakalın.